Çapul TV izleyenleri, bugün 29 Nisan'da Van'dan Ankara'ya doğru yola çıkan Vanlı depremzedelerle birlikteyiz. Van depreminden sonra neler yaşadıklarını, yürüyüşü nasıl geçtiğini ve burada neler yaptıklarını konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle Ankara'ya. Hoş bulduk, teşekkürler. En baştan alalım aslında, depremin olduğu günden 2011 yılından alalım. Yani neler yaşadı Van halkı, o konteyner kentlerde neler oldu, bunu bilmiyoruz da. Öncelikle Çapulcu TV izleyicilerine Van'a depremzedeler olarak selam gönderiyoruz. Biz 29 Nisan Salı günü Ankara'ya barınma anayasal haktır, barınma hakkımız için Anadolu Konteyner Kenti'nde o da polis engelliyle karşılaşmamıza rağmen yaklaşık bir 10 kilometre yol geldik ve Edremit ilçesinin girişinde yani toplamı biz 100 polis araçları, tomalarla 2 saat orada bekletildik. Tek suçumuz Vanlı depremzede olmak, barınma anayasal haktır dedik. Biz barınmak için Ankara'ya gideceğiz, Ankara'ya yürüyoruz ve orada bize engel çıkardılar. Yani bunu da hakkımız bilsin. Biz sadece barınma anayasal hakkımız olan evimiz için geliyoruz. 3 yıldır konteyner kentlerde 21 metrekarelik yerlerde kalıyoruz. Yani daha sesimizi duyun yani bu sese, bu çığlığa bir ses olur yani. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani, biz deprem sürecinde yüzlerce, binlerce aile kendi oluşturmuş olduğumuz derme çatma çadırlarda kaldık. Ve yine Van nüfusunun belki yarısından fazlası Van'ı terk edip dışarıdaki Türkiye'nin çeşitli illerinde misafir olarak gitmek zorunda kaldılar. Van hayalet bir kente dönüştü. Ama sonrasında yaklaşık 2 ay sonrasında işte yavaş yavaş konteyner kentler kuruldu. Yaklaşık 33 konteyner kent kuruldu. Tabii ben önce şunu da söylemek istiyorum. Ben kendim şahsen deprem olur olmaz bu anda aklıma ilk gelen şey Kocaeli depremiydi. Kocaeli depreminde insanların yaşamış olduğu psikolojiyi ben çok iyi anladım o anda. Gerçekten deprem psikolojisini yaşamayan, depremi yaşamayan bilmez. Bu ülkede zaten bütün sorunlar da buna benzerdir. Ne zaman ki birimiz bir sıkıntı yaşarsak, başımızdan bir şey geçerse ondan sonra gerçekten o sorunu yaşayan insanı anlayabiliyoruz. Ve biz sonrasında konteyner kentlere geçtik. Konteyner kentlerde tabii acılar çektikten sonra özellikle çadırda çocuklar, mesela benim 3 çocuğum var. 3 çocuk soğuk havadan artık gözleri kapanmıştı yani tamamen. Gripal enfeksiyonlar kapmışlardı. 2 aile biz böyle kendi oluşturmuş olduğumuz branların altında kalıyorlardı. O da çok sağlıklı olmuyordu. Ve 2 ay onun altında kaldıktan sonra, o soğuk havayı çektikten sonra biz artık konteyner kente geçtik. Konteynerler bizim için o zamanlar büyük bir nimetti aslında. Biz buna sadece, biz aslında hayatımızdaki ikinci büyük depremdir diyoruz. Çünkü yıllar öncesinde biz köylerimizden zorla çıkarttığı şehirlere göç etmek zorunda kaldık. Ve orada da Van nüfusunun büyük bir kısmı toplama bir aslında çevre illerden gelen halktır, ilçelerden gelen halktır, köylerden gelen halktır. Tabii şehirdeki insan da ister istemez etkileniyor. Ve bu ikinci büyük deprem dediğiniz bizi gerçekten olumsuz etkiledi. Biz şu an konteyner kentte kalan 43 aileyiz ve yaklaşık 3 yıldır konteyner kentteyiz. 170'in üzerinde nüfusumuz halen orada mevcuttur. Orada bizim sosyal alanlarımız vardı daha önce. İşte okul, kreş, cami, ana sınıfı, park, çocuk oyun parkları, çamaşırhane, Kur'an kursu, kütüphane, çadır, spor, oyun çadırı, güvenlik, sağlık ocağı mevcutken, konteyner kentte daha önce, bunların tamamını kaldırdılar. Ve elektrikleri de
19 Ağustos 2013 tarihinde kestiler. Tabii bu amaç tamamen konteyner kenti tahliye etmek, boşaltmak ve gerekçesi ise de şuydu, görüntü kirliliği yaratıyor diye. Yani konteyner kent görüntü kirliliği yaratıyor. Çünkü daha önce Valilik Bakanlığa şöyle bir yazı yazmıştı. İşte biz Van'daki tüm sorunları hallettik. Van'da artık barınma sorunu yok deniliyordu. Tüm aileler kalıcı konutlara yerleştirildi diye. Buna istinaden gelen cevap işte, madem ki konteyner kentlerdeki ailelerin sorunlarını çözdünüz, o zaman oraları da boşaltın, görüntü kirliliği yaratmasın şeklinde idi ve nitekim de boşaltmaya çalıştılar. Şifaya olarak defalarca geldiler. Vali yardımcıları, vali, ilafetteki memurlar, işte kurum aileleri falan. Ama biz dedik ki biz kalıcı bir çözüm istiyoruz. Hani siz sorun bitti diyorsunuz ama bizim sorunlarımız çözülmedi. Ve bunu tabii söylerken tamamen şifaya söylüyorlardı. Biz yazılı bir resmi yazı istiyorduk. Hani neye istinaden siz boşaltıyorsunuz? Herhangi elinizde bir sözleşme var mıdır bununla ilgili? Fakat açıkça her şey bizim lehimize olmasına rağmen daha sonrasında da özellikle açlık grevleri başladıktan sonra da müthiş bir kara propaganda geliştirerek bir bilgi kirliliği de oluşturarak her şeyi aleyhimize çevirmek adına ellerinden gelen her türlü şeyi yapmaya çalıştılar. Ve nitekim birçok insanın beyninde de şöyle bir algı oluştu, ya bunlar bir ev kopartma derdinde olan insanlardır. Sanki bunlar işte daha önce sanki bunlar Van'da yaşamayan, Van nüfusuna kayıtlı olmayan ailelerdir. Kimisi Suriyeli dedi, bunlara Suriyeli yakıştırması yaptı. Kimisi siz kiracı bile değildiniz yakıştırması yaptı. Ve valilik ve oradaki hükümetin temsilcileri basında bile bunu paylaştılar. Çıkıp açıklamalarda bulundular. Yani bunlar marjinal gruplardır dediler. Bazı siyasi parti ve örgütlerin kullanmış olduğu marjinal gruplardır diye yakıştırmalar da yaptılar. Ve sonrasında da bunu yapanlar bile kendi kendileriyle çelişkiye düşen ifadeler bile artık sonrasında kullandılar. İşte hayır, oradaki aileler Van'ın en mağdur ailelerdir ve Vanlı ailelerdir aslında. Tabii bunu da söyledi. Açlık grevleri tabii uzun süre devam ettikten sonra biz açlık grevlerine son verdik. Ve havalar tabii Eylül ayında sonra artık Van'da kış başlar. Kar yağmaya başladı. Bir yandan hastalıklar başladı. Gripal enfeksiyonlar başladı. 21 metrekarelik konteynerlerin tek ısınma şeklinde elektrikle oluyor. Çünkü soba kuramazsınız. Hani kömür sobası kuramazsınız. Ya da başka bir şekilde ısınamazsınız. Ve biz o zamanlar tabii görüşüyorduk. Belediye başkanıyla da görüştük. Belediye başkanı o zaman dedi ki biz oraya ne yapabileceğiz? Bize katalitik soba verdiler. Tüplü sobalar verdiler fakat onlar da çok tehlikeliydi. Hem aynı zamanda sadece bulunduğunuz alanı ısıtıyordu. Yani mesela bu yemek yapamazsınız bunun üstünde ya da banyo yapamazsınız. Bu su ısıtmıyor çünkü bir şey yapmıyor. Hem hijyenik bir ortamın olmaması, karanlıkta kalmak, aynı zamanda sıcak bir yemeğin yapılamaması, ailelerin iyi sağlıklı beslenememesi, özellikle çocuklar üzerinde bayağı etkisi oldu. Eğitim konusunda yani bayağı çocuklar sıkıntı yaşadılar. Ve özellikle orada okula geç başladılar, devamsızlıklara devam eden öğrenci sayısı %80. Yani yaklaşık bir ay ilk başlarda gidemediler. Ve sonraki süreçlerde de bu etkili oldu. Ondan sonra eğitim rapor tuttu. Bu rapora binaen de valilik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne talimat verdi. Ve çocuklar yakın okullara alınması kaydıyla ama bu defa da sorun yine bitmedi. Çocuklar gitmiş olduğu okul polis lojmanlarının içerisinde bir okuldu. Tabii orada da bir ayrımcılığa uğradılar. İşte kirli çocuklardır. Temiz değiller. Ayrı sınıflara konuldular. Uzun süre hocalar bunlara ders verdi. Azarlandılar. Hatta işte siz madem babalarınız işte ya da anneleriniz ve beyinleriniz size bakamıyor,
okula gönderemiyoruz, zaten size bu kitapları da alamazlar, boşuna okuyorsunuz dercesine defalarca bizzat 7-8 yaşındaki çocuklar gelip bize anlatıyorlardı. Yaklaşık 3 yıldır adeta orada süründürülmemiz ve hani şunu söyleyeyim, Türkiye'de bazen çok sudan sebeplerden bile kıyametleri kopartan insanlar olmasına rağmen 3 yıldır orada bu insanlar yaşıyor. En doğal olan, temel hakları olan, insani olan, anayasal hakkı olan barınmayı talep ediyorlar. Ama maalesef bir türlü çözümlenemiyor. Biz şunu söylüyoruz. Eğer ki biz bu ülkenin vatandaşıysa, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı diye tanımlanıyorsa ve sosyal devlet ise, biz o zaman sosyal devletin bir an önce gereğini yapmasını istiyoruz. Aksi takdirde bizi eğer bu ülkenin vatandaşı olarak kabul etmiyorsa, o zaman vermiş olduğumuz vergileri de bizden vergi de almaması gerekiyor. Orada yaşayan ailelerden vergi de almaması gerekiyor. Bunu da o zaman bir yandan bizden diyeceksiniz ki siz her yürüdüğünüz, yaptığınız, harcadığınız, tüm harcamalarınızda yaptığınız her şeyde bize vergi ödeyeceksiniz. Öbür yandan da bunun karşılığını vermeye gelince de vatandaşa hizmet olarak, yok, sen hak ediyorsun, sen hak etmiyorsun. Sen kiracısın, sen ev sahibisin gibi ayrımı. Aslında depremi Van'da yaşayan, afet daha doğrusu, ki Van afet bölgesiydi, bunu özellikle herkesin bilmesi gerekiyor. Van afet bölgesiydi, büyük bir yıkıma uğradı, %60-70'i yıkıma uğradı. Ki ben afette bir, ben bir önce mimarla konuşmuştum. Bir ilin %40'ı ya da bir yerin %40'ı yıkıma uğrarsa orası afet bölgesi ilan ediliyor denilmesine rağmen, Van'ın %60-70'i hatta daha fazlası yıkıma uğramasına rağmen afet bölgesi ilan edilmiyor. Japonlar çıkıp ikinci büyük depremi 8.2 diye açıklıyor. Türkiye'de ise 5.6 gibi. Halbuki depremi biz yaşadık. Birincisi ile ikincisi arasında ne kadar fark olduğunu biliyoruz. Benim şahsen bulunduğum iki depremi de aynı bölgede yaşadım. Yaklaşık 500 metre mesafede bir yerde yaşadım ikisini de. Maalesef ikincisi birincisinden çok daha şiddetliydi ve birinci deprem oldu. Depremin üssü merkezi Erciş'ti. Erciş bana 100 kilometre uzaktaydı. Ama Van'da da aynı şiddet hissediyordu o zaman. İkincisi ise çok çok daha şiddetliydi. Çok çok daha şiddetliydi. 5.6 diye bitti. 5.6 ve Başbakan çıkıp dedi ki işte biz orayı afet bölgesi ilan edersek bir çivi çakamazsınız. Şimdi tamam afet bölgesi ilan etmediniz. Bir çivi de sanki çok mu çivi çakıldı? Çivi çakıldıysa biz neden halen dışarıdayız? Afet bölgesi ilan edilmediyse neden o zaman Van'ın merkezine, mahallelere kalıcı konutlar yapılmadı da dağlara toplu adeta kamp gibi TOKİ'ler kuruldu? Bunun da aslında cevabının verilmesi gerekiyor. Bunun da kamuoyu vicdanının bunu sorması gerekiyor. Ama çok güçlü bir şekilde sorulması gerekiyor. Ve sadece bunun için deprem olmasına gerek yok. Bu ülkede insanların yaşamış olduğu mağduriyeti, bu ülkede insanların barınma sorunu, işsizlik sorunu gibi sorunları, eğitim sorunu, sağlık sorunu ve beraberinde bunların da getirmiş olduğu, özellikle mesela Van'da biz şey yapalım, şu an 16 bine yakın madde bağımlısı var. 16 bin civarında resmi kayıtlara geçen ve bununla ilgili bir çalışma da yürütülmüş. Ve maalesef artık bununla beraber işsizliğin, yani ekonominin aslında getirmiş olduğu sorunlar da devam ediyor. Biz de kendimiz artık endişeliyiz. Bizim çocuklarımızın geleceği de böyle mi olacak? Bugün barınacak bir yuva bulmayan, bir iş sahibi olamayan bizler ve dolayısıyla aynı çocuklara bakamayacak durumda olan biz ana babalar, acaba bu çocukların yarınlarını nasıl göreceğiz, nasıl olacak, eğitim alabilecekler mi, gittikleri okullarda acaba nelerle karşılaşacaklar ya da okuyabilecekler mi? Bunun kaygısını da biz açıyoruz.